Selamun aleyküm arkadaşlar. Son nokta kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün diş eriğinin tarifini Allah izin verirse söyleyeceğim. Diş eriğinin malzemeleri nelerdir, ne giriyor? Diş eriğin nedir? Diş eriğin bir kültürdür. Daha uzun zaman önceki kültürlerden kalmış bir kültürdür, güzel bir kültürdür. Hepimiz seviyoruz. Genç kadınlarımız, genç kızlarımız seviyor. Biz hepimiz seviyoruz. Çocuklarımız diş çıkarttığı zaman sevgiyle karşılıyoruz onu. Bu diş eriğimizi yaptıktan sonra çocuğumuzu oturtuyoruz. Ya bir çayırda oturtuyoruz ya da bir yerde sakin bir yerde kuşlar uçan bir yerde oturtuyoruz. Mutlaka o çocuğun üstüne bu diş eriğini biraz serpeceğiz ki o kuşlar yesin diye. Çocuk diyor ki al benim kuşlar, al sana diş eriğimi getirdim, sen bana dişimi ver. Ben sana diş eriğimi getirdim, sen bana dişimi ver. Ben sana diş eriğimi getirdim, sen bana dişimi ver. Şimdi burada haşlanmış 1 kilogram nohutumuz var. Burada 1 kilo buğdamız var, kuru buğda. Hiç işlem görmemiş buğdadır. Bu şekilde tertemiz seçtim, yıkadım, suya ıslattım. Şimdi haşlayacağım diye. Kuşlara attığımız bir kaseyi kurusunu çıkartacağım. Sonra çorbasına geçeceğim. Çorba tarifini de vereceğim. Buğdamızı döküyorum tencereye. Yıkanmış, seçilmiş, temiz buğdadır. Şimdi buğdamı ocağa aldım, altını yaktım, üstüne sıcak su ekliyorum. Soğuk su da olur. Benim elimde kettle olduğu için ben sıcak su ekliyorum. Bu böyle kaynayacak bir saate kadar arkadaşlar. Bir saatten sonra görüşürüz. Bismillahirrahmanirrahim. Bir saatin sonunda diş eriğimiz, buğdalarımız pişti. Bu hale geldi. Çok güzel pişmiş. Şimdi haşlama nohutlarımı ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Haşlamış nohutlarımızı ekledik buğdamızın içerisine. Bunun kürçesi de var arkadaşlar. Bunun kürçesi de danoktur. Kürtler diyor ki, emdiki danok ye çekin. Zaroka me dran der hıstiye. Emdiki danoka zaroka hu çekin. Danoka hu çeydikin. Danoka hu dibin. Çolek yedin çuçuka. Duratini şorba mi çeydikin. Şu şorba hu dukun. Bu Türkçesi de diş eriktir. Kürçesi de danoka drana. Diş erigimizi yendirdik aşağı. Ocaktan aldım. Biraz tabağa alıyorum. 2-3 kaşık tabağa alacağım. Tabağa aldığımız sebebi böyle kuru diş erikleri. Çocuğumuzu götürüyoruz. Kuşlar olduğu yerde. Mesela kuşlar aşağıda bir yerde olabilir. Balkonda kuşlar gelebilir. Dışarıda kuşlar gelebilir. Nerede kuş varsa çocuğumuzu orada durduruyoruz. Bunu biraz kafasına atıyoruz. Çocuk diyor ki al kuşum diyor. Diş erikimi sana verdim, sen bana dişimi ver. Bunu buraya ayırdım. Kuşlara gidecek. Bunu da burada çorbasını, tarifini vereceğim. Çorbasını yapmak için, şimdi çorbamızı yapmamız için bir baş soğan doğradım. Soğanımızı kızartması için 2 kaşık kadar yağ döktüm. Bu şekilde 2 kaşık da yağ başka tavaya alıyorum. Unumu boşaltıyorum yağın içine. 1 yemek kaşığı un alıyorum. Unum da kızarıyor, soğanım da kızarıyor. Onun içine bu kadar tuz katıyorum. Bunu kızartıyorum ya. Unum kızardı. Ben şimdi üstüne su alıyorum. Soğuk su olacak. 3 bardak ya da 4 bardak katacağım. Lop lop olmasın diye. Birbirine bir yapışmasın diye, lop lop olmasın diye soğuk su katıyoruz. Sosumu iyice karıştırdım unumu. Şimdi tencerenin içine boşaltacağım bunu. Bunu kaynamasına gerek yok. Tencerede kaynayacak zaten. Tencerenin içine alıyorum. Bunu içine boşalttıktan sonra iyice karıştırıyorum. Soğan içine azıcık bu kadar salça atıyorum. Biber salçası. Bu şekilde domates salçası atıyorum. Yarım kaşık biber salçası attım. 1 kaşık domates salçası attım. Soğan içine ikisini kızartıyorum. Çorba sosunu yapıyorum.
Yarım kaşık nane katıyorum, kuru nane. Sosun içine atıyorum. Çay kaşığına kekik atıyorum. Bir kaşık dolusu tuz katıyorum. Ve karıştırıyorum. Bu sosumu da şimdi tenceremin içine alacağım. Sostan önce sıcak su ekledim. Şimdi sosumu ekledim. Şimdi çorbam hepsi hazırdır. Kaynasın biraz. İçindekiler hepsi kaynamış zaten. Biraz daha kaynasın sosun içinde. Bir un sosu yaptım. Bir salçalı soğanlı sosu yaptım. Çok güzel olacak. Çok lezzetli, çok güzel bir çorba olacak. Dişerik çorbamız kaynıyor. Çok güzel bir çorba oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Danokama pır koşbuyu, pır koşbuyu arkadaşlar. Danokama suli çorba pır koşbuyu. Diş erik çorbası çok güzel olmuş. Çok şahane, çok lezzetli görünüyor arkadaşlar. Bak böyle. Tamamdır. Şimdi diş erik çorbamızı servis yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Diş eriklerini kuşlara atacaksınız. Bunu da çorbamızı da servis yapıp hafifletme yiyeceksiniz. Afiyet olsun arkadaşlar. Benim torunlarım da var. Herkese yaptım ben. Çok şükür. Siz de yapın inşallah. Bütün çocukları Allah korusun. Bütün çocukları öpüyorum. Allah'a emanet olun.